Günaydın değerli izleyiciler. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün teknoloji, bilim konuşalım istiyorum. İki değerli konuğum var. Öğrencilerin de bu dönemlerde, tercihlerde, özellikle meslek seçiminde dikkat ettikleri, hassasiyet gösterdikleri bir dönem olduğu için bugün bu konuyu konuşalım istedim. Elif Uysal, Profesör Doktor Elif Uysal bizimle birlikte. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, bilim ve teknoloji konularında da Türkiye'nin dünyada da önemli çalışmalar yapan isimlerinden, akademisyenlerinden biri. Ve de Murat Kansu, Microsoft Türkiye Genel Müdürü. Microsoft da dünyanın en önemli teknoloji kuruluşlarından biri. Bundan bir 20 yıl önce bir televizyon programı yapıyor olsaydık, gençlerle konuşuyor olsaydık, nerede çalışmak istersiniz diye sorsak, kimileri finans şirketlerini, kimileri otomobil şirketlerini, kimileri de başka alanlardaki kuruluşları belki söylerdi. Bugün aynı soruyu sorduğumuzda ise daha çok teknoloji şirketlerini söylüyorlar. Evet. Teknoloji şirketlerinde çalışmak istediklerini ifade ediyorlar. Ve baktığımızda da dünyadaki ilk 10, en büyük 10 şirket arasında teknoloji şirketleri var. Evet. Ne dersiniz Elif Hanım? Oradan bahsedelim. Nasıl oldu bu dönüşüm? Gerçekten de o konuda büyük eğilim var. Şöyle ilginç bir şey geçen gün rektör yardımcımız, rektör danışmanımız benimle paylaştı. Dünyada en çok çalışılmak istenen, gençlerin en çok çalışmak istediği Amerika bazlı 8 teknoloji şirketi, Microsoft buna dahil, Facebook, Google vesaire. Bunlarda yönetici pozisyonlarda çalışan 280 ODTÜ mezunu varmış. Çok güzel. Dünya çapında yani ODTÜ mezunu. Dünya çapında bu 8 firmada yönetici konumda 280 ODTÜ mezunu. Bu bizim ülkemizdeki mühendislik eğitiminin gücüne bir işaret. Kalitesini. Sadece ODTÜ değil. Pek çok bildiğimiz gibi şimdi isimlerini saymam belki doğru olmaz. Ben sayayım. Yok. İTÜ. İTÜ kesinlikle. Bilkent, Koç, evet. Sabancı. Hepsi çok olarak kıymetli Hacettepe. Üniversitelerimiz şu anda. Evet. Yani gerçekten son derece kaliteli mühendislik eğitimi veriliyor ülkemizde. Evet. Ve bir takım göstergeleri var. Birkaç tane söyleyeyim. Örneğin 5G diyoruz mesela. 5G şu anda dünyada büyük bir devrim haberleşme sektöründe. Geçenlerde bir haber çıktı. Huawei firması da 5G'nin en aktif firmalarından biri. 5G baz istasyonlarını ortaya çıkarmakta olan. Ve diyor ki buradaki kilit teknolojilerimizden biri, Ankara'dan değerli hocamız Profesör Doktor Erdal Arıkan'ın geliştirmiş olduğu, icat etmiş olduğu polar kodlar, yani kutupsal kodlar. Çok, çok gurur verici. Bir Türk bilim insanının, bir Türk akademisyenin, hocamızın, ODTÜ'den, evet, hocanın. ODTÜ'den değil, Bilkent'ten. Bilkent'ten, evet. Mi? Peki Bilkent'ten bir hocamızın, bir Türk üniversitesi, gurur, evet, verici bir şey. Dünya çapında bir buluşu, bir teknoloji gelişimi, evet, ve bir dünya çapında bir şirkette, evet, bunu kullanıp yaygınlaştıracak. Evet. Çok sevindim. Ayrıca şöyle şeylerde bir iki tane daha örnek vereyim. Lütfen. MIT'nin elektrik mühendisliği, elektrik ve mühendisliği ve bilgisayar bölümü, bilgisayar bilimi bölümü, bölüm başkanı bizim ODTÜ Elektrik'ten mezun arkadaşlarımızdan Asuman Özdağlar. Yine başka bir örnek. Dünyada bilgi teorisi topluluğu, uluslararası IEEE'nin bilgi teorisi topluluğu, en ciddi saygın akademik kuruluş, IEEE Society of Information Theory'nin başında da ODTÜ mezunu arkadaşımız Elza Erkip var. Yani Türkiye'de çok ciddi yetişmiş mühendisler var ve bu devam ediyor. Yetişmeye devam ediyor. Yayının bir bölümünde bu insanları acaba Türkiye'ye nasıl geri getirebiliriz diye sorusunu soracağım. Hangi şartlar sağlanabilir diye. Çok başarılı kadın mühendislerimiz, akademisyenlerimiz ve işletmecilerimiz de var. Vodafone'un dünya çapındaki en önemli isimlerinden biri Serpil Timuray da Türkiye'de yetişmiş ve Türkiye'de başarı kazanmış bir kadın yönetici. Hı hı. Şimdi dünyanın en büyük şirketlerinden, İngiltere kökenli küresel şirket, Vodafone'da çok önemli bir yerde. Mesela ben de aklıma geldi, hatta Hürriyet gazetesinde de bir manşet olmuştu bu sene. Ece Kamar var Microsoft'ta. Ece de Microsoft Research araştırma grubunda bir konunun başında. O da yapay zeka etiği. Yapay zeka etiği. Çok güzel. Çok çok önemli bir konu. Şununla ilgili mesela bir örnek vereyim. Sürücüsüz araçlardan bahsediyoruz.
sürücüsüz bir aracın hızlı bir şekilde gittiğini düşünün. Sahibi arka koltukta oturuyor, önde kullanan kimse yok. Birdenbire sağdan bir kamyon çıkıyor. Eğer o hızla kamyona çarparsa arkadaki sahibi hayatını kaybedecek. Ama sola kırsa da oradan bir yaya tam karşıdan karşıya geçiyor. Sola kırdığında da belki yaya hayatını kaybedecek. Ne yapmalı? Bu karar gibi önemli konular. Önemli konular. Ya da bizim sosyal yanlışlarımızı özellikle cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili. Bu Ece Hanım dediğiniz hanımefendi bu konularla ilgili araştırmalar yapabiliriz. Tabii tabii. Ki bu çağın en çok merak edilen en popüler konularından biri. Çünkü nesnelerin interneti, yapay zeka bütün hayatımızı çok hızlı şekillendirmeye başladı. Evet evet. Telefonda konuşuyoruz. Bizim yani şuradan seslensen bana yanıt verecek mesela falan. Yani bu etik tarafının şu önemi de var. İşte biraz önce onu söylüyordum. Sosyal yanlışlarımızı da bu yapay zeka sistemleri ortamlardaki bilgilerden öğrendiği için kendi bilgi değercini ona göre kararlar verdiği için belki kullanıyorsunuzdur. Bu arama motorlarında otomatik tercüme şeyleri var İngilizceden Türkçe'ye. Bazen işte o bir mühendis diye yazın, he is an engineer diye çevirir. Evet. He biliyorsunuz. Evet. Niye öyle yapıyor? İşte bu sosyal bir yanlışlığın yüzyıllar boyunca yerleşmiş olan cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir konunun bir yapay zekaya da yani İngilizce dilinin de sorunu ama doğrudan işte bir erkeğe yönlendiriyor. Bir mühendis erkek olabilir gibisinden. Evet. Mesela bunu, bu problemler üzerinde çalışan, bunları çözmeye çalışan bir grubun başında bizim ev. Çok güzel. Böyle çok insan var. Şimdi siz de dünyanın gerçekten en önemli ve en büyük kuruluşlarından birinin Türkiye'deki genel müdürsünüz. Evet. Böyle pozisyonlar aslında herkesin çok çalışmak isteyeceği yerlerdir. Evet. Çok büyük rekabetlerle mi buralara geliyor? Mesela siz kendi hayatınızdan baktığınızda kısa bir bize örnek verirseniz buralarda çalışmak için on binlerce insan ve yüz binlerce insan başvuruda bulunuyordur veya niyet ortaya koyuyordur. Nasıl gelinir böyle büyük şirketlerin başına genel müdür olunur veya yönetici olunur? Vallahi çeşitli tabii yollar mümkün ama ben kendimden örnek vereyim. Ben bilgisayar mühendisiyim. İTÜ mezunu. İstanbul Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden. Ama mezun olduktan sonra teknoloji ürünlerinin satışı ve pazarlaması ile ilgili konulara merak sarmıştım ben. Ve hep o konuda ürünler geliştiren firmalarda çalıştım. Daha önce NCR firması vardır orada, sonra Hewlett Packard firması, en sonunda da Microsoft'ta. Ama kendi kariyer gelişime baktığımda birçok farklı görevi yaptığımı görüyorum. Yani bizim gibi şirketlerde önemli olan her konuda, yani kariyerde ilerleme açısından söylüyorum, her konuda bilgi sahibi olabilmek esasında pozitif bir değer. Yani entelektüel birikim. Evet sonuçta. Yani ben operasyonel tarafında da bizim şirketimizin satış tarafında da pazarlama tarafında da çeşitli görevlerde bulundum. Böyle bakıyoruz. Yani her konuya açık olabilecek öğrenme yeteneği ileri olan arkadaşları kendimize katmaya çalışıyoruz. Yani öğrenmeye aç, öğrenmekten hoşlanan, sürekli yeni şeyler öğrenmek için çabalayan kişiler çok çok değerli. Kaç kişi çalışıyor Microsoft Türkiye'de mi? Türkiye bünyesinde aşağı yukarı? Türkiye'de yaklaşık 400'e yakın arkadaşımız çalışıyor. Ama şirketin paydaşlarla beraber bir 100 bine yakın bir istihdam diye bir şey gördüm. Tabii şimdi bizim 25. yılımız Türkiye'de. 25 yıldır işte elimizden geldiğince hem sektöre hem Türkiye'ye katkımız olsun diye uğraşıyoruz. Bizim 10 binden fazla iş ortağımız var. Yani Anadolu'nun kasabalarındaki bilgisayar dükkanlarını düşünün. Onlar da bizim bir iş ortağımız. Oradaki kuruluşlara, oradaki vatandaşlara bilgisayar ürünlerini ulaştıran, bunların yarattığı 100 binden fazla bir istihdam var. Hem yazılım geliştirmecileri şey yapıyorum, hem bu dediğim tüm Anadolu'ya yayılmış firmaları katıyoruz. Bayağı da büyük bir oran ve bunlar eğitim olarak yüksek, bilgi birikimi olan, teknolojiden anlayan bir kitle. Çok çok önemli Türkiye. Şimdi Elif Hanım, üniversitelerimiz bizim göz bebeğimiz. Yani Türkiye'yi başka bir lige taşıyacaksak bunu üniversitelerle yapacağız. Benim şahsi görüşüm bu. Amerika'nın bugün önemli ve güçlü bir ülke olmasının çok önemli nedenlerinden biri üniversiteleridir. Ve görüyorum ki Türkiye'de de üniversitelerimizin daha iyi bir yere gitmesi için bir gayret var.
ODTÜ bunlar arasında çok önde gelen yerlerden biri ve teknoloji üretim merkezleri var bu üniversitelerin bünyesinde. Ve aslında şimdi sizden birkaç böyle rakamsal bilgi de vermenizi rica edeceğim. Şaşırtabilir izleyicilerimizi. O kadar önemli şeyler yapılıyor ki buralarda. Bir iki çarpıcı bilgi verir miyim? Öncelikle mi? Amerika'nın bu teknolojik atılımının sebeplerinden biri lisansüstü düzeyde üniversite eğitimi. Her şeyden önce Amerika'nın çok güçlü ve dünyadan pek çok yerden beyin göçü alan yüksek lisans doktora programları var. Şimdi bizim ülkemizde 7,5 milyon üniversite öğrencisi var hali hazırda. Çok büyük bir sayı. Bütün dünya ölçeğinde çok büyük bir sayı. Ama bunların %10'u kadarı, hatta daha az pardon, yaklaşık 454 bin yüksek lisans öğrencisi ve 95 bin küsür doktora öğrencisi. Düşük bir oran mıdır bu? Oran olarak çok. Ne kadar olmalı? Sanıyorum doktora %5'e çıkmalı en azından. Ve belki yüksek lisans %15'lere çıkmalı. Peki. Ancak şimdi bu doktora ve yüksek lisans mezunlarımızı istihdam edebiliyor muyuz? Zaten büyük bir problem orada. Beyin göçünün oluşmasının sebeplerinden biri de belki bu kadar yüksek eğitimli insanın burada istihdam edilebilmesinin önünde kısıtlar olması. Yani hali hazırdaki teknoloji firmalarının, kurumsal firmaların ve araştırma laboratuvarlarının belki çok olmaması. Gerçi son yıllarda birkaç tane araştırma laboratuvarı açıldı. Bunlar çok önemli gelişmeler. TÜBİTAK'ın teşvikleriyle vesaire. Ama her şeyden önce doktora öğrencilerimizi burada tutabilmek ve ya da geri döndürebilmek önemli. Çeşitli teşvikler var, yurda geri dönüş teşviği vesaire. Umarım bunlar yeterli olacaktır. Teknokentlerden bahsettiniz. Şu anda aslında çok büyük bir atılım var Türkiye'de. Türkiye'de şu an 69'u bulmuş teknokent sayısı. İlki ODTÜ'nün teknokentiydi bunların. Teknokentlerin toplam geliri 50 milyar doları bulmuş Türkiye'de durumda 2017 çok iyi için ve oran ve çok ilginç de sayılar var. Örneğin teknokentlerde çalışan başına yıllık ciro 350 bin TL dolayında. Çalışan başına ciro. Bu çok yüksek. Çok iyi. Diğer sektörler. İşte hep diyoruz ya katma değeri yüksek olan alanlara yatırım yapalım. Eğitim bu nedenle önemli. Evet. Türkiye'de biz geleneksel ürünleri ürettiğimizde bunun kilogram karşılığı dünyada işte hep o telefon örnekleri veriliyor. Evet. Değil mi? Bu bakımdan çok çarpıcı verdiğiniz bilgi. Evet. Şöyle bilgiler de var. Şimdi Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde toplam ihracatı yaklaşık 1.3 milyar Amerikan doları olmuş 2017'de. Bu çok büyük bir sayı değil. Gerçi son 3 yılda 2'ye katlanmış. Yani öyle bir trend var. Son 3 yılda 2'ye katlanmış durumda Amerikan doları bazında. Ama yine de düşük. Evet. Çok büyük bir potansiyele de işaret ediyor değil mi? Çok tabii, büyük potansiyele çok, çok işaret ediyor. Yani 1.2 milyar doların sözünüzü kestim. 900 milyon dolara yakını da yazılım ihracatımız. İhracat. Ama bizim Türkiye'mizin ülke olarak tüm ihracatına baktığınızda hani tarım ürünleri olsun her şeyin içinde %1 sadece evet. Bu. %1. Çok çok düşük. Çok düşük. Çok düşük. Gayri safi milli hasılaya göre baktığımız zaman %3.7. Şimdi biz bütün diyoruz bilişim ya. Bütün bilişim sektörü %3.7. Şöyle bir hedef konmuştu. Türkiye'yi dünyada ilk 10 ekonomi arasına almak. Harika bir hedef. Umarım bu yolda ilerleriz. Bunu başarabilmek için ama eğitimli insanlar, bu doktorası olanlar, yazılım şirketleri, başlangıç projeleri, startup şirketleri için Türkiye'de bir Türkçe isim ne deniyor daha çok ne kullanılıyor? Startup kullanıyoruz. Startup zaten yerleşim. Çok evrensel bir terim oldu. Startuplarla ilgili bir şey söyleyeyim. Çok lütfen. Hızlı örneğin bizim öğrencilerin çok hızlı startuplar kurduğunu ve çok başarılı olduğunu görüyoruz. Bu arada bu ihracat rakamlarına olumlu bir şey ekleyeyim. 2017'de sadece ODTÜ Teknokent'in ihracatı 1.3 milyar dolar. Önemli. Yani çok önemli bir rakamlara ulaşmış durumda. Bu konuda Koç ve Sabancı Üniversitesi'nin de daha sonra
ciddi çalışmalar olduğunu hatırlıyorum. Bilkent'in, evet. Elif Hanım'ın verdiği bilgiler önemli. Buyurun Murat Bey. Yok, şunu diyecektim. Bizim gibi firmalar da, yani global firmalar da destekliyor esasında bu teknokentlerdeki. Destekliyor musunuz? Tabii. Nasıl özel programlarımız var. Yani mesela Microsoft Startup programları var. Bu programlarla biz hem kullandıkları teknolojileri belirli bir dönem boyunca bila bedel kullanmalarını sağlıyoruz. Ondan sonra onların ellerinden tutup iyi bir fikirle ortaya çıktıklarında, ürünler ortaya çıkmaya başladığında yurt dışına taşıyoruz. Yani buradaki bir firmamızı alıp Avrupa'daki müşteri potansiyeline tanıştırıyoruz. Oradaki Microsoft organizasyonları üzerinden bu firmaları müşterilerle buluşturuyoruz ki çok böyle örneğimiz var. İstanbul'daki Arı Teknokent'te İTÜ'nün ODTÜ, yok ikisinde de var. Ve çok gurur verici startuplarımızı büyüttük. Bazılarına da parasal yatırım da yapıyoruz. Bazı aralarından mesela Fitwell diye bir firmamız vardır. Türkiye'de mi? Evet evet, geliştirdiği Türk gençlerimizin. Bu bir özel jimnastik koçu gibi düşünün, yazılımı telefonda çalışıyor. Telefon evet, devamlı sizi takip ediyor. Yediğiniz içtiğinizi de giriyorsunuz oraya. Günlük aktivitelerinizi görüyor ve devamlı size egzersizler mesela tavsiye ediyor. Hızlı bir şekilde 1 milyondan fazla kullanıcıya erişmişlerdi onlar birkaç yıl önce. Ve dünyada. Evet evet. Microsoft Ventures diye bir bu tip oluşumlara para yatıran bir grubumuz da var. Onlardan mesela yatırım aldılar. Yani bu tip iyi fikri olan gençlerimizi de destekliyoruz. Burada önemli olan ama iyi fikri geliştirmek. Hani ben bu şeyi kurdum, nasıl satarıma girdiği zaman firmalarımız, startuplarımız o zaman pek başarı elde edilemiyor. Biraz onu niyet öyle oluyor değil mi? Bir startup yapalım, oradan evet, bir şey yapalım. Bir an önce ticarete paraya döndürelim. Dönüştürelim. O mantaliteye girdiğiniz zaman maalesef, yani müşterinizin dertlerini çözmek için daha ne yapabilirim, nasıl bir vatandaş sorununu çözebilirim gibi şeylere kafa yormayıp bunlara doğru döndüğünüz zaman maalesef çok da başarı olmuyor, onu gördük. Şimdi Elif Hanım, siz Türkiye'de ve dünyadaki başka üniversitelerde de görevler yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Bu arada yurt dışında nerelerde akademik çalışmalar yaptığınızı birkaç cümleyle özetleyin bize. Tabii, MIT'de. Amerika'da MIT'de. Stanford Üniversitesi'nde Stanford'da. Doktora yapmıştım. Daha sonra Ohio State Üniversitesi'nde ve MIT'de öğretim üyeliği yaptım. Daha ne olsun? Ondan sonra 2006'dan beri ODTÜ'de çalışıyorum. Ama 2015-16 arası sabbatical için tekrar Amerika'ya gittim. Yine Ohio State'de ve MIT'de çalıştım birer yıl. ODTÜ'ye de iyi bir dereceyle girmiştiniz diye. İyi sayılır. İyiydi değil mi? Devazı gösteriyorsunuz ama. Şimdi... Lütfen bir hoca ve bir akademisyen olarak bize şu gözlemlerinizi de paylaşın. Bizim öğrencilerimizin çok başarılı oldukları ve çok takdir ettiğiniz alanlar ne? Ama şurada da çok eleştiriyorum bizim Türk öğrencilerin. Şöyle de bir yanlış olduğunu görüyorum. Evet, hemen der misiniz? Söyleyebilirim. Lütfen. Ciddi çalışmak konusunda memnunum öğrencilerimizden. Edebi yönlerinin zayıf olduğunu, anlatımlarının, sözlü ve yazılı ifadelerinin zayıf olduğunu görüyoruz. Türkçeden mi bahsediyorsunuz? Türkçe ya da yabancı dil. Ama öncelikle ana dillerinde iyi ifade edemediklerini kendilerinin ve bunun büyük bir bariyer olduğunu düşünüyorum. Bu çok her türlü. Hem önemli bir sorun. İş hayatında, evet. Yaratıcılıkta. Çok önemli. İnsan ilişkileri. Önce sorduğunuz bir önceki soruya da bir cevap, nasıl insanları diyor, sormuştunuz, bünyenize katıyorsunuz. Mesela iletişim yeteneklerinin çok ileri olmasına bakıyoruz tabii ki. Evet. Bu herhalde ilk kriterlerden biridir. İkinci olarak kodlamayı söyleyeceğim. Bunu söylemeden geçmek istiyorum programda özellikle. Gençlerimiz için kodlama öğrenmek de üniversite yılları çok geç. Yani üniversiteye gelip birinci sınıfta kodlama öğrenmeye başlamak çok geç. Bence ortaokul yıllarında bunların, gençlerin kodlamayla tanışmaları lazım. Anladığım kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bir girişimi var. Doğru. Talim Terbiye Kurulu programlar hazırlamış. 5, 6, 7 ve 8. sınıflara kodlama dersi vermek üzerine. Sanıyorum başlıyor olabilir artık. Ben bunu çok önemli buluyorum. Belki 5. 6. sınıfta öğretmeni tarafından kodlamaya tanıştırılacak. Daha sonra ilgilenebilir, ilgilenmeyebilir. Ama ilgilenen çocuk zaten lise ve üniversite yıllarında istediği yazılım dillerini kendine öğretebilir. Yazılım zaten kendi öğrenilen
bir şey. Kodlama çok çok önemli. Kodlama çok önemli. Aman anne babalar, ebeveynler lütfen bu konuyu biraz incelesinler. Hiç duymadılarsa biraz takip etsinler. Türkiye'deki şirketlerin kuruluşlarının da ben bu konuya daha yoğunlaşmakta olduklarını görüyorum. Belki siz de bir şey yapıyorsunuzdur. Evet. Vodafone'un bu konuda uzun yıllar Türkiye'de çalışması var. Onu paylaşmak var. İsterim esasında. Lütfen. Paydaşlarımızla birlikte yaptığımız Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor isimli bir şeyimiz var. 3 yıldır sürdürüyoruz. 8-12 yaş arasındaki küçüklere, yani bu ortaokul ve lisede dahil olmak üzere bir yaş grubu. Burada bir programlama dilini öğrettikten sonra onların bir belki oyun yazarak yarışmalarını sağlıyoruz. Bunu 20 şehirde yaptığımız eğitimlerle sürdürüyoruz. Sonra bu yarışmaya giriyorlar. Yaklaşık da 20 binden fazla küçüğü eğittik bu şekilde. Gerçekten çok çok önemli. Bir de şu var. Biliyorsunuz işte hep konuşuluyor, ikinci sanayi devrimi, üçüncü, şimdi dördüncü sanayi devrimindeyiz. Bizim üçüncü sanayi devriminde Türkiye olarak en büyük eksiklerimizden bir tanesi bu ara insan gücünün eksikliğiydi. Hep konuşulur, hani mühendislerimiz var, işçiler var ama ara insan gücü, teknisyen dediğimiz meslek liselerinden mezun olan kişilerin hep eksikliğini duyduk bu dönüşüm sırasında. Şimdi dördüncü sanayi devrimi yaşanırken, ki bu dijital dönüşümün içinde olduğu sanayi devrimi, burada bu yeni teknolojilerden anlayan, kodlamayı bilen kişilere çok çok ihtiyaç var. Mesela orada da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile nesnelerin interneti konusunda eğitim veriyoruz meslek liselerindeki öğretmenlere, ki onlar öğrencilerini eğitsinler diye. Yani bu konu Hanım'ın da dediği o kadar önemli ki eğitim, Türkiye'nin geleceği açısından. Tabii. Aslında bayağı dehşet verici bulduğum bir istatistik paylaşacağım. TÜİK'in verisine göre şu an 9-15 yaş grubu çocuklarda internete erişim %45,5'muş. Ancak düşük mü bu? Çok yüksek. Yüksek. Bayağı yüksek. İki çocuktan biri interneti kullanıyor. Peki. Bütün Türkiye genelinde. Ama ancak 100 çocuktan biri bilgisayar bilgisine sahip. Üretici bir şey yapabilecek durumda bilgisayar. Yani muazzam bir verimsizlikten bahsediyoruz. Muazzam bir, yani biz eğer zaman kaybı. Üretken bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe bir ivme yapacaksak bu gençlerimizi yetiştirmek durumundayız. Yani teknolojik olarak demek ki bir altyapımızı belli bir yere getirdik. İnternet erişimimiz fena değil. Kesinlikle. Fakat onların %1'i sadece bilgisayarla üretici bir şey yapabilme durumunda. Evet. Yani mesela bir araştırma var. Değil. Esasında global bir araştırma ama gençler, özellikle çocuklar günde 64 video izliyorlar. Günde 64 evet, video mu? Evet. Doğru. Yani, kısa videolar kısa yani. Kısa videolar. Çok yüksek değil mi? 64 çok video. Yüksek. Yani dünya ortalaması bu. Ve buradaki dikkatlerini toplama süresi de en fazla 3-4 dakika diye ölçülmüş. Yani gençler bu tip taraflara yönleniyor. Bunun değiştirilmesi lazım. Yani nasıl bu teknolojileri oluşturabilirim, geliştirebilirim? Büyük bir dikkat dağınıklığına neden oluyor. Evet. Mesela geçenlerde, bilmiyorum o programda biz konuştuk mu Elif Hanım, Fransa'da cep telefonlarıyla okula girmek sınırlandırıldı, yasaklandı birçok noktada. Bu mesela iyi bir fikir mi acaba? Siz de böyle bir şeyden yana mısınız cep telefonları konusunda? Yani ben de ne kadar az sadece izleyici olarak cep telefonuyla iletişim, etkileşim kurarlarsa ve ne kadar çok dış dünya ile iletişim kurarlarsa daha o kadar doğru iyi diye düşünüyorum. Çünkü zaten okul dışındaki sürelerde sürekli cihazlarına bakıyorlar. Yani gençlerimizin durumu böyle. O yüzden okullarda yasaklanması olumlu olabilir. Okur yazarlık noktasında konuşuyorduk. Siz %1 dediniz. Yani bilişim, bilgisayar okur yazarlığı. Ben özellikle genç, yani kadınların bu konuda daha çok katılmasını arzu ediyorum. Şöyle, çünkü kadınların içinde bilgisayar okur yazarı olanların %64 civarı üniversite ve üstü eğitime sahipmiş. Erkeklerin ise %70 civarı, 74 civarı üniversite ve üstü eğitime sahip bilgisayar kullanan erkeklerin. Biz bir araştırma yapmıştık. Teknoloji bölümlerinden Türkiye'de mezun olan kadınlar %30 şu anda. Yani bir de o tarafı da var. Yani hala
daha teknoloji konularının Amerika'da nasıl bu oranlar? En azından %50. Yakın mı 50'ye? Tabii bazı ülkelerde %50'nin üzerinde kalıyor. İskandinav ülkelerinde falan. Yani mesela şey de çok düşük. Bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar 5000 kişi. Toplamı da küçük zaten. Türkiye'de. Evet. Kadınlarımız bir de... Ben Türkiye'de bizim o durumda, o konuda durumumuzun iyi olduğu izlenimindeydim. Bilgisayar mühendisliği. Elimde sayılar yok kadınlar ama... Kadınlar açısından mı söylüyorsun? Mühendislik bakımından. Mühendislik açısından. Toplamda mı kadınlar açısından? Avrupa ve Amerika'ya göre iyi olduğunu düşünüyorum kadınlar açısından. Bir de düşük buluyoruz ama. Yani elbette tabii düşük de hani Amerika'nın gerisinde değiliz gibi. İzlenimdeydim ama bilmiyorum. Peki meslek seçiminden biraz bahsedelim. Bu dönemde kapınızı çaldılar, geldiler. Hocam siz bu işleri iyi biliyorsunuz. Bize biraz hatta şu şuraya an, gitmeyin, buraya gelin falan gibi bir şey söyler hatta misiniz? Hatta şu an tanıtım dönemi biliyorsunuz. Şuraya aileler gitmeyin, çeşitli üniversitelerin kapısını çalıyor. Şuraya gitmeyin, buraya gitmeyin şu anlamda söyledim. Üniversite tercihi olarak söylemiyorum. Meslek olarak, meslek grubu olarak artık çağın meslekleri şunlardır dediğimiz alanlar. Bu da çok 10 yılda bir falan değişiyor galiba bu değil mi yaklaşık? Çok hızlı değişiyor. Mesela orada şu da var ama şu anda okuyan çocukların %60'ının hangi mesleklerde çalışacağını yani mesleğin ismi olarak bile bilemiyoruz. Yapılan araştırma o kadar hızlı değişiyor ki. Bir yerde bir meslekte çalışacaklar ama onun ne olduğu bile belli değil. Ben şuna gitmeyin buna gitmeyin diyemem. Ne dersin? Çünkü aslında nasıl şekilleneceğini bizler bile bilmiyoruz. Bir öngörümüz yok mu ama bir öngörü de bulmalı. Öngörü şöyle, farklı farklı yetenekleri kendinde barındıran insanlar fark yaratacak. Diyelim, çok güzel. Görsel sanatlarda iyi, çok yetenekli. Aynı zamanda ama bilgisayar okuryazarı. Aklına çok ilginç bir uygulama geliyor ve güzel bir firma kuruyor. Çok güzel. Ya da şiir okuyor, şiir yeteneği var. Onu matematiksel yetenekleriyle birleştirerek bir ürün ortaya çıkıyor. Birden fazla yönünüzü geliştirin ve çok yönlü bir insan olun. Çok yönlü diyorum bir insan olmak. Yani dünyada ekonomistler bunu tavsiye ediyor. Gençleri bu şekilde yönlendiriyorlar. Evet, bu çok aralar. Doğru. Yaratıcılığın önemli olduğu mesleklerin ileride hala söz sahibi olacağı da bir gerçek. Yani bu işte sizin söylediğiniz gibi güzel sanatlarda olabilir, mimarlık, mühendislik esasında yaratıcılığın çok çok önemli olduğu bir meslek dalı. Mesela endüstri mühendisliği. Tabii. Makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği. Ama yaratıcılığın ağır bastığı konular. Çünkü makineler, yapay zeka geliştikçe daha durağan süreçleri belli olan meslekleri onlar yapmaya başlayacağı için biraz şeysiz kalacak bunlar. İnsanlara gereksinim olmayan meslekler olarak sadece kalacaklar. O yüzden ama makineler hiçbir zaman bu yaratıcılığı kendi kendilerine bir insan kadar yapamayacakları için o meslekler her zaman değerli. Cep telefonlarının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Elif Hanım'a 5G tarafından bunu sorarım. Siz de yazılım üreten bir şirketsiniz ve bir dönem cep telefonu üretimiyle de ortaklarınızla meşgul oldunuz. Çok hızlı gelişiyor. Nereye doğru gidiyor görüyorsunuz? Vallahi, yapay zeka ile beraber. Evet yani cep telefonları cebimizde taşıdığımız bir kişisel bilgisayara dönüştü zaman içerisinde biliyorsunuz. Bu telefonlar belki başka cihazların içine de yavaş yavaş girmeye başlayacak. Belki saatinizin içerisinde bir süre sonra saat diye kullandığınız kolunuzdaki o giyilebilir teknolojik cihazın kendisi bir telefon belki olacak. Yani hatta şu an oldu bile. Oldu bile. Yani hayatın her yerinde komünikasyon yeteneklerini kullanan buna telefon kısmı diyebilirsiniz ama esas cep telefonlarının önemli kısmı o konuştuğunuz kısmı değil yaptıkları içindeki uygulamaları çalıştırmaları değil mi? Zaten konuşma tarafı azaldı galiba. Daha çok data, bilgi alışverişi, internet, sosyal medya kullanımı. Mesajlaşma kısmı filan. Yani bunlar hemen her şeyin içerisinde arabanızda da belki bir arabanın içerisine monte edilmiş şekilde bir telefonla artık satın almaya başlayacağız. Connected car dedikleri şeyler evet. Bir anlamda. Yani buraya doğru gidiyor. Hayatın ayrılmaz bir parçası üstünüze giydiğiniz gömleğiniz gibi zaten her zaman sizinle olan bir cihaz olma yolunda ilerliyor. Tabii teknoloji de çok hızlı gittiği için performansları sürekli olarak artıyor. Katlanır şekilde ilerliyor bu teknoloji. Özellikle içerisindeki mikro işlemci teknolojileri katlanarak arttığı için küçülüyor, inceliyor. Hem küçülmez hem de performansının artması hani 2'ye katlanarak değil. 2 ise 4, 4 ise 16, 32, 64 diye giden bir hızla gelişiyor bu teknoloji. Bir de hocam belki şimdi anlatacak bu 5G tarafı da var. O iletişim kolaylığı ve hızı da arttıkça
çok daha değişik yönlere doğru gidecek. 5G'yi soracağım ama mesela telefondan bir örnek daha verelim. İşte 1960'larda Amerikalıların uzay araştırmalarında kullandığı bilgisayarın, belki IBM'di diyelim mesela, onun kapasitesi muhtemelen şu benim cep telefonum yetenek ve kapasite kabiliyet olarak onun belki çok daha ötesinde. Değil mi? Tabii. Sizin verdiğiniz örneği şey yapmak için, tabii, vurgulamak için bir bunu de söyledim. Duyuyorsunuzdur, bulut teknolojileri çok hızlı gelişiyor dünyada. Ya bulut dediğiniz verinin bir yerde olup herkesin her yerden ulaşabildiği teknolojiler bunlar. Telefonun hızlı gelişmesini, yani mobil teknolojiler diyeyim, bir tek telefon değil belki tabletleri de katabilirsiniz içerisine. Bulut teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte koşut bir gelişmesi de var. İşte bu yapay zeka çok gündemde olan bir konu. Onun gelişmesi de bu bulut yüzünden. Çünkü bulutta neredeyse sınırsız bir işlem gücü var. Yapay zeka uygulamaları ise çok büyük işlem gücü gerektiren uygulamalar. Bunları orada çalıştırabiliyorsunuz ve herkesin tek tek yapay zeka yatırımı yapmadan oradaki o buluttaki sistemleri kullanmasıyla bunu yaygınlaştırabiliyoruz. Esasında büyük bir demokratikleştirme de getiriyor telefon teknolojileri. Bazı izleyicilerimiz belki bunu bilmiyor olabilirler. Bulut bulut diyorlar, bu nedir diye. Şimdi ben mesela cep telefonumda bir fotoğraf çekiyorum. İstersen bunu cep telefonumda tutabilirim veya tutmayabilirim. Ya da her ikisini yapıp hem telefonumda tutup hem de bulut denen o yere gönderebilirim. Evet. Telefonum denize düştü, suya düştü, kullanılamaz hale orada geldi. Yeni bir telefon alırım. Tabii. Ve o buluttaki fotoğraflarımı çağırırım. Datalarım, bilgilerim kaybolmamış olur. Kaybolmamış olur. Özeti bu. Herhangi başka bir cihazınızdan da telefonunuz şarj, bilgisayarıma da çağırabilirim. Televizyonunuzdan da artık yeni televizyonları biliyorsunuz. Tabii. Şu anda satılmakta olanlar. O buluta erişip o fotoğrafları oradan da izleyebilirsiniz. Bilgisayarınıza arabalar gelişiyor. Arabadaki ekrandan da onlara artık yavaş yavaş erişim başladı. Tabii. Araba, otomobilinizden de şarkılarınızı indirebiliyorsunuz mesela. Peki der ki izleyiciler mesela, o bulut denen şey nerededir Allah aşkına? Nereye kopyalanıyor? Nereye depolanıyor diye sorarlar. Şöyle, nasıl yanıt verelim buna? Şöyle verelim. Bulut büyük veri merkezi. Şu bizim arkadaki plazmalardaki bulut değil tabii. Değil. Bulut dediğimiz gerçek esasında büyük veri merkezleri. Bunlar dünyanın birçok yerinde olan büyük veri merkezleri. Burada önemli olan data en optimum şekilde erişilebilsin diye bu veri merkezleri üzerinde esasında dağıtılmış şekilde de nerelerdedir yaşıyor. Mesela Türkiye'deki kullanıcılar açısından diyelim. İnsanlar fotoğraflarını çektiler, datalarını, bilgilerini kopyaladılar. Türkiye'deki kullanıcılar açısından o bulutlar nerede? Vallahi her firmanın bulut yani verilerini tuttuğu veri merkezleri değişik yerlerde olabiliyor. Yani herhangi bir ülkede olabilir. Türkiye'de de büyük merkezler, bulut merkezleri var mı? Şirketlerin, büyük global şirketlerin şu anda daha Türkiye'de veri merkezleri yok ama bence yakın gelecekte onlar da olacak. Belli değil yani, illaki burada olacak diyebileceğiniz bir yer yok. Kullanıcılar yani bilemezler. Bilemez. Çünkü optimum bir performans sağlanabilmesi için belki işte Almanya'da olabilir, İngiltere'de, yani bir şekilde, bir de yedeklenmesi önemli. Yani bir deprem olduğunu düşünün bir ülkede. Anında o verilerinizin tekrar size ulaştırılabilmesi için bir yerde yedekleniyor olması lazım. Bu da çok önemli. Zaten çok. Bu konu açılmışken bu verileri kaybetmeyle ilgili sıkıntıları belki yaşamışsınızdır siz de bireysel olarak. Yaşıyor. Burada 3-2-1 kuralı var. Onu da söylemek isterim. 3-2-1 kuralı şu. İki tane kopyanızın muhakkak bulutta iki ayrı formatta ama bulutta saklanıyor olması lazım. Yani biri belki bir bizim mesela Azure platformumuzda olabilir ya da diğerinin de başka bir formatta bulutta saklanması. Bir rakip firmanın bir formatı olabilir diyelim ona. Bir tanesinin ise sizin yine buradaki bir belki hard diskinizde, evinizde ayrıca. Fiziksel kopya. Evet, yani bir kopyasının da muhakkak orada tutulması lazım. Bu kuralı da söylemek basit da yani, insanların cep telefonları çok duyuyorum, görüyorum. Suya düşürdük, denize düştü, kırıldı ama telefon defterime de ulaşamıyorum falan diyenler var. Artık çağın bir gerekliliği olarak mutlaka yedek alın. Birden fazla yedek alın der. Murat Kansu ben de diyorum. Tabii siz bu, de dersiniz. Bunların bir başka boyutu da var. Bu veri merkezleri çok devasa yerler ve çok devasa enerji tüketimleri var. Evet. Çoğu zaman kendilerinin güç üretme istasyonları oluyor yanında. Bir elektrik santrali oluyor. Bir barajın yanına kurulabiliyorlar. Çok doğru. Sözünüzü kestim. Bunun soğutması da bunlar soğutması o kadar devasa. Mesela bizim son geliştirdiğimiz son veri merkezimiz okyanusun dibine kondu.
Okyanusun dibine mi kondu? Evet. Çünkü soğutma sebebiyle. İlgiler orada mı yani? Bulut denizin dibinde mi? Bir tane veri merkezimiz suyun içinde gerçekten. Hangi okyanus bu? Ne tarafı? Atlantik okyanusunda. Sebebi de bu. Yani onu soğutmak için öyle fazla oraya enerji. Oraya nasıl yerleştirdiler onu? Şeylerle, vinçlerle. Adeta boru dibine, döşeme şeyi gibi. Evet. Veri kabloları. Siz biliyor muydunuz bunu okyanusun dibinde? Detayı bilmiyorum evet, ama şeyden, okyanusu ısıtacak bir faktör olacak eğer bu devam böyle şeyler artarsa. İklim dengesi bakımından belki bu çok arzu edilmeyen bir şey ama bilgilerin görece güvenli bir yer olduğu düşünüldüğü için. Hem öyle hem yani deprem olsun başka türlü mesela fiziksel saldırılar da olabilir. Tabii çok güvenli merkezler bunlar. Ne kadar mesela, derinliktedir aşağı yukarı? Vallahi metresini bilmiyorum. Binlerce metre olsa gerek. Yani okyanusu altından evet, bahsediyoruz. Evet ama en önemli sebeplerinden biri çevreye de duyarlı olmak lazım. Bu lokasyonun neresi olduğunu Microsoft ilan ediyor mu nerededir diye sorsam şimdi. Ben bilmiyorum herhalde etmiyor. Merak ettim doğrusunu. Yani gidip oraya yani herhalde meraklılar bakmayacaklar. Olabilir belki. Efendim? Evet. Ya ben bilmiyorum şahsen. Evet. Ararsın ama birçok izleyicimiz ama belki bilmiyordur. Evet. De, okyanusun ortasında bir yedeklerin tutulduğu ne, bu, evet yani bu bulut şey var. Bulut veri merkezimizlerden bir tanesi. Çok suyun içerisinde. Şimdi 5G meselesi. Evet. Biz şu anda Türkiye'de ortalama bir kullanıcı ne kullanıyor? Cep telefonu, operatörü ne olursa olsun. 4G, 4G bazı yerlerde 3G. 4G LTE de deniyor. Evet. Bunları kullanıyoruz ve 3'den 4'e geçerken hızlar arttı. Daha yüksek modülasyonlar, daha ileri veri işleme teknikleri vesaire kullanıldı. Ama prensip çok değişmedi. Yani insanlara yüksek hızda data sağlamak, yüksek hızda multimedya işte video vesaire aktarabilmek, kaliteli görüşme, telefon konuşması, sesli konuşma sağlamak. Ancak 5G'de tamamen felsefe değişiyor. Ne oluyor? Bir devrim midir? 4G'den bir devrim, 5G'ye geçiş belki bir devrim midir? 5G'deki geçişe devrim diyebilir miyiz? Bu tartışılabilir ama prensip değişiyor. Prensip artık insanlara bu multimedyayı ve sesi sağlamanın ötesine geçiyor. Makine tipi haberleşmeyi desteklemek. Ultra hızlı denilen ultra hızlı ve son derece güvenilir, son derece düşük hata oranına sahip gerçek zamanlı veri aktarmak ve bunlar kısa veri paketleri. Somut ne hayattan için? Bir örnek örneğin telerobotik, uzaktan ameliyat gerçekleştirmek. Somut hayat. Dokunmatik internet deniyor. Dokunmatik olarak dünyanın bambaşka bir yerinde işte sadece mikrosaniyeler düzeyinde 20 mikrosaniye mesela düzeyinde bir gecikmeyle bizim aksiyonlarımızın oradaki bir yerde görülmesi ya da çok kontrol etmesi. Bu. Çok önemli bir şey. Yani şu anda teknolojinin gidişatı bu işte nesnelerin interneti kavramı da bunun içerisinde. Elif Hanım. Cihazların. Amerika'daki bir hekim, bir profesör, bir doktor evet. Bu 5G teknolojisiyle Türkiye'deki bir hastasını bir ameliyathane masasında gelecekte evet. Ameliyat edebilecek amaç mi? Amaç bunu desteklemek. Bu bir devrim sayılabilir evet. Aslında. Bundan sonraki 6. kuşak örneğin 6. nesil networklerde daha büyük devrim bekliyoruz. O nedir? Onun ne olacağı şu andan bilinmiyor. Hayal kuralım yani bize lütfen ama, öngörde bulunun. Şöyle. Tahmin. Yani 5G'de 5G aslında sadece cep telefonlarımız için değil tüm network. Tabii. Yani buzdolabının bilmem nesi, otomobil. Yani kablolu yani, iletişim ağını da kapsıyor. Sizin sektörünüzü de medya sektöründe de yani en yüksek kalite 4K ya da üstü kanalların çok rahat izlenmesi her türlü cihazdan. Canlı yayın araçlarımız var bizim mesela. Bütün televizyon kuruluşlarının çok ciddi yatırımlar yapıyorlar buna şeyler, şirket sahipleri. Mesela artık biz o canlı yayın araçlarını bu 5 ve 6'da o yatırım yapmayabilir miyiz? Bütünüyle gerek kalmayabilir mi? Evet, belki ortam zaten size o bandwidth'i sağlayacak. Artık bir elektrik su gibi bir öyle bir band aralığı gibi. Çıkacak ki kameraman arkadaşımızın elinde küçük bir cihaz olacak belki herhangi bir nakliyen yayın aracına bağlı olmaya gerektirmeden evet. Oradaki network'ün zaten kapasitesi 4K çözünürlüğünde bir görüntüyü yayına vermeyi mümkün kılacak. Kısmen yapıyoruz zaten bunu. İşte geçen Birleşmiş Milletler New York'taki zirveye gittim. New York'un en merkezi noktasına tripodumu koydum. Üzerine
tableti, bilgisayarı, telefonu koydum ve oradan canlı yayın gerçekleştirdim. Bedava Wi-Fi mi vardı? Bedava Wi-Fi yoktu ama o da normal. Kendi hattımı kullandım. Fakat dediğiniz gibi belli şehirler, belli noktalarda ücretsiz internet de sağlıyorlar kullanıcılara. Tabii belediyeler orada mesela bu konuya çok yatırım yapıyor. Evet. Bu konuda önde gelen ülke Finlandiya mesela, Estonya, Avrupa'daki birçok bazı ülke. Türkiye'de de bu konuda gayretler var, çalışmalar var. Çok heyecan verici bir şey söylüyorsunuz. Yani 5 ve 6G, 6G diyor muyuz bunu? Artık şimdi deniyor o mu? Henüz gündemde değil. Ama bizler tarafından düşünülen artık asıl devrim niteliğindeki gelişmenin 6. kuşak iletişim ağında olacağı. Ne kadarlık bir zamanı öngörüyoruz 5'ten 6'ya geçiş için? Yaklaşık 5 yıl mı, 10 yıl mı? Belki 5-10. Evet. Peki 5G Türkiye'de... Bu 5G'nin yaptığı şeylerden biri unutmadan söylemek istiyorum. Artık yavaş yavaş dünyada kendi evden çalışmak ya da bir yere bağlı olmadan serbest çalışma trendi çok arttı ve bu networklerin gelişmesi bunu destekliyor. Çok güzel. Evden çalışmak, teknolojik imkanlar varsa teknik olarak mümkün. Fakat iyi bir fikir mi? Verimli mi? Ondan çok emin değilim. Bu belki dünyada da hala tartışılan bir şey. Vallahi, siz ne dersiniz? Bu işleri açık şirketlerden birisiniz. Evet. Biz mesela bunu destekleyen bir şirketiz. Arkadaşlarımızın hani tabii yapılan işin niteliğine de bağlı ama birçok görevin evden yapılabildiği şirketlerden. Sizde çok var mı evden çalışan insanlar? Tabii biz muhakkak ki evden çalışın şeklinde bir yönergemiz yok ama evden çalışarak birçok işi yapan arkadaşlarımız var. Gerektiği zaman ofise gelerek de bu işlerini sürdürebiliyorlar ama dünyada bu çok yaygın. Hatta bazı işlerin sadece evden yapılması. Mesela Birleşik Krallık'ta 2020 itibariyle iki çalışandan biri evden çalışacak. Evet. Çok yüksek bir oran. Mesela yüksek. Çağrı merkezleri, onunla ilgili bir şey okuyordum. Bazı ülkelerde çok yaygın çağrı merkezlerinde çalışan kişiler evden çalışıyorlar artık. Çağrı merkezine gidip oradan gelen çağrıları cevaplamak yerine evdeki bir bölümden bu görevlerini yapıyorlar. Ayrıca yöneticileri de bir kamera vasıtasıyla onların orada olup olmadığını da gözlemleyebiliyor. Tabii bununla ilgili geçen de bir yazı okuyordum. Hani sosyal tarafını acaba insanların törpülüyor mu evden çalışmak? Çünkü biliyorsunuz bir ofis ortamında iş arkadaşlarınız var, bir sosyalleşme var. Sohbet ediyorsunuz, bir şey öğreniyorsunuz. Öğrenme var, değil mi? Yardımlaşma var. Başkasına yardım etme, başkasından yardım alma. Acaba bunları körelten bir bilmiyorum ama online de sürekli sohbet ediliyor. O da öyle. O da var. Evet, ama yani sosyal tarafları da enteresan olan. Yüz yüze iletişimin yani insan doğasında evriminde yüz yüze iletişimin getirdiği bir şey var. Öyle biz hayatımızı tanımladık. Bir taraftan da tabii bu obeziteyi arttırabilir mi mesela? Sağlık sorunları ortaya çıkarır mı? Gidip adam uyumaya kalkabilir mesela, lüzumsuz bir şekilde zamanını verimsiz kullanabilir veya kişi neyse. Bunlar incelenebilir. Değil mi? Dolayısıyla evden çalışmak hala üzerinde konuşulan bir şey. Evet. Ama sizin gibi teknoloji şirketleri bu alanlara daha çok açık. Tabii. Sektörün de bir avantajı tabii bir taraftan. Aslında ben şuna da değinmek istemiştim. Evden çalışmak derken yani dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan çalışmak çalışabilirsiniz. Aslında yani. Tabii. Diyelim ben bunu tersine beyin göçüne bir fırsat olarak önermek istiyorum. Diyelim yurt dışında eğitim aldınız, çok kalifiye bir insansınız ve kurumsal bir firmada da çalışmak istemiyorsunuz. Kendi işinizi yapmak istiyorsunuz. Türkiye'ye dönüp bir iş kurup dünyanın herhangi bir yerine iş yapabilirsiniz. Dövizle gelir getiren bir iş olur bu. Böyle örneklerimiz çok var. Böyle mezunlarımız çok var son yıllarda. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğü'nden önce Microsoft'ta bölgesel görevlerde çalıştım yıllarca. 10-13 yıl hatta. Bunu evden çoğunlukla. Çünkü oradaki Microsoft ofisleriyle görüşüyorsunuz. Çeşitli projeleri takip ediyorsunuz. İşte yönlendirmelerde bulunuyorsunuz. Bunun için illaki bir ofiste oturmanıza gerek yok. Bir telefon aracılığıyla, video konferans aracılığıyla. Zaten birçok kişinin katılabildiği video konferanslarda çok mümkün ve çok kaliteli şu anda şey olarak. Evet. Ses ve görüntü kalitesi çok olarak. Bunu çok kullanırdım. Yıllarca da kullandım. Güzel, önemli bir şey söylediniz Murat Bey. Şimdi bir taraftan da izleyicilerimizden gelen güzel sorular ve öneriler de geldi. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Bu arada sizin okyanusa
şeyi, o datayı götüren şeyin fotoğrafını da paylaşmış bir izleyici. Öyle mi? Test sırasındaki. Bu arada tabii ekonomik büyüklükler o kadar muazzam şeylere geldi ki, az önce Elif Hanım Türkiye'deki teknokentlerin büyüklüğünü anlattı. Tabii fena değil, büyüyor da. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek bir şirketin ulaştığı ekonomik büyüklük önceki gün açıklandı. Apple 1 trilyon dolara ulaştı. Yerin gayri safi milli hasılasından bir şirket, bir şirket koskoca Türkiye'ye kadar bir büyük ekonomiye ulaştı. Bu da düşündürücü, enteresan. Demek ki trend bu yönde çok daha gördüğümüz kadarıyla büyüyecek. Ve belli şirketlerin de 100-150 yıllık şirketlerin de ayakta kalamadıklarını, rekabet edemediklerini görüyoruz. Bunun en somut örneği otomotiv mesela, çok zorlanan alanlardan bir tanesi. Nereye gidecek, nereye dönüşecek, bunu yakından takip ediyoruz. Şimdi çok merak edilen bir şey soracağım. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'ya az önce insanları teşvik ettik. Dedik ki bilgilerinizi her zaman yedekleyin, buluta gönderin mümkünse falan filan. Ama kaygı duyan çok insan var. Yani göndereceğim de orada acaba başka birinin eline geçer mi? Benim bilgilerim hacklenir mi? Siber güvenlikle ilgili. Siber güvenlik çok önemli bir. Evet, onu hemen hızlıca şey yapayım. Yani siber güvenlik günümüzün en büyük tehditlerinden ve hatta ekonomiyi de etkileyen konulardan bir tanesi. Son araştırmalara göre yılda dünyada 3 trilyon dolarlık zarara ziyana sebep olan bir durum siber güvenlikle ilgili zaaflar. Çok büyük bir şeymiş. Çok büyük. Türkiye'de de her ay bizim gözlemlerimize göre 475 adet ciddi siber saldırı oluyor kurumlara. Ve de yeni virüslerin, yeni yöntemlerin ortaya çıkıyor. Yani 475 de çok yüksek. Burada bulut bilişim yine bence en güvenli seçeneklerden bir tanesi. Çünkü Microsoft ve bizim tür şirketler veya Apple bu konuda en ileri teknolojileri kullanan, varlıkları zaten, yani bir firma olarak varlıklarını müşterilerine sağladıkları bu güven, güvenilirlik, işte açıklık, şeffaflık gibi konularla sağlayan firmalarız. İnsanlar bizim rahat için mı olsunlar diyorsunuz? Evet, ama belli güvenlik çok katmanlarını rahat iyi takip ederek şimdi, yapsınlar. Tabii, şimdi ilk önce gereken önlemleri teknik olarak alacaksınız ama sizin de bilinçli olmanız lazım. Neler yapılacağını bilmeniz lazım. Ya da kişisel bilgisayarınızdaki güncellemeleri düzgün yapmanız lazım. Yani sizden bir parola istendiğinde herkese kimden vermiş geldiğine bir bakmanız lazım. Çok dikkat etsinler ona. Tabii, yani hem bilinç önemli ama teknolojik olarak da bulut bence siber güvenliği en sağlama bağlayan teknolojilerden biri. İnternet ortamında size gelen mailler olacaktır, elektronik postalar. İşte bankanız sizden şifre istemez, şu internet sitesine girin de şu bilginizi güncelleyin gibi şeyler geliyorsa onlara lütfen çok şüpheyle bakın. Ve danışın ve hemen atlayarak orada da ofis mesela, ofis ürünü Microsoft'un bu tip şeyleri kendisi zaten fark edip size göstermeden çöpe atan yazılımlar da var. Yani buna benzer şirketlerin farklı ürünleri güvenlik açısından tedbir almaya çalışıyor. Evet. Ama hepimizin, yani ne hangi ürünü kullanırsak kullanalım, çok dikkat etmemiz gereken şeyler, bilinçli tüketici olmak lazım. Elif Hanım, şu dönem üzerinde hangi projenin çalışıyorsunuz, onu son olarak alayım sizden. Şimdi bildiğiniz gibi internette büyük bir gelişme var. Artık gelecekteki internet uygulama bazlı ve veri merkezli olacak. Hepimizin elinde uygulamalar var. Örneğin sosyal ağlar. Cihazımızda güncellemeler görmek istiyoruz. Bu güncellemelerin hızlı olmasını istiyoruz. Birisi bize bir WhatsApp üzerinden mesaj aldığı zaman anında gelsin istiyoruz. Şimdi bu alışık olduğumuz iletişimden çok farklı bir şey. Haberleşme teorisinin geliştirilmiş olduğu iletişim tarzı, işte bir dosyanın komple aktarılması ya da bir sürekliliği olan ses ya da görüntü gibi bir şeyin aktarılması. Ama bu güncelleme bazlı paketler çok farklı. Şimdi bunlar da hayatımıza nesnelerin interneti dediğimiz şeyle birlikte çok hızlı girecek. Tüm ev aletlerinde sensörler var ve bu sensörler sürekli raporlayacaklar ölçtükleri şeyleri. Şimdi 5G dediğimiz bir tüm network'ü kapsıyor. Ama bu tüm network'te bu güncellemeler nasıl gönderilmeli? Bunun teorisi bile ortada yok. Siz bunun üzerinde çalışıyorsunuz. Ben araştırma grubum bilgi yaşı diye bir kavram üzerinde çalışıyor. Bilgi yaşı. Bilgi yaşı. Bilgi yaşı demek en son gelen güncelleme ne kadar eski? Biz bunu optimize edecek şekilde network'ü tasarlıyoruz. Ve gördük ki ODTÜ'de mi yapıyorsunuz bunu? ODTÜ'de ve uluslararası da birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız gruplar var birkaç tane. Çok hayati bir şey bu.
epey hayati olduğunu düşünüyorum. Epey heyecanlandırıyor. Hepimizin hayatını ilgilendiren çünkü bir konuda çok değiştirmek gerekecek. Hem kablosuz ağ yapılarını hem de kablolu protokolleri. Çok teşekkür ediyorum. Gerekecek. Önemli bu proje. Ben de teşekkür ederim. Umarım hızlı bir şekilde somut sonuçlarını verir de günlük tüketiciler de son kullanıcılar kullanırlar. Güzel bir sohbet oldu. Murat Bey'e de çok teşekkür ederim. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Elif Uysal da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Elif Uysal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi. Biz daha çok teknoloji konuşacağız bu programda. Çünkü görüyorum ki hem bu konu çok ilgi görüyor hem de madem bir şirketin büyüklüğü 1 trilyon dolara çıktı, demek ki bizim de Türkiye olarak bu trendleri bir yerden yakalamamız lazım. Yarın da istiyorum ki spor konuşalım. Spor Bakan Yardımcısı ve Türkiye'nin gerçekten dünya çapındaki büyük şampiyonu Hamza Yerlikaya burada olacak. Yarın saat 10'da burada olacağız. Bekliyoruz yine.